Yani siz şeker hastasıysanız zaten Evet. oruç tutmak size farz sayılmaz. Yani çünkü Allah Kur'an'da hasta iseniz ve seferdeyseniz oruç tutamazsanız hastalığınız geçtiği takdirde yerine getirirsiniz diyor. Sizin hastalığınız hiçbir zaman geçmeyeceğine göre dolayısıyla sizin hastalığınız geçtikten sonra Ramazan'dan sonra bir gün için orucunuzu tutmanız söz konusu olmaz. Peki bir Ama çıldırma. dün de söylemiştim. Yani siz Evet. varlıklı bir insansınız. Kendinizi zorlamadığınız takdirde yani ben bir tasaddukta bulunmak istiyorum. Hem de orucumun karşılığında hani bir fidye gibi yakınlarınıza vermek isterseniz bu çok hayırlı bir şey olur. Ama şunu da söyleyelim. Sizin oruç tutmak gibi bir şeyiniz yok. Ama siz orucun yerine dediğiniz gibi yakınlarınıza, komşularınıza, bir insana yardımda bulunmak çok çok güzel bir şey. Ramazan'ın ruhuna da uygun bir şey olur. Peki. Evet, evet hocam. Çok çok teşekkür ederim. Zeynep Estağfurullah. Hanım hattımızda. Zeynep Hanım. Efendim. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk hayatım. Sorunu bekliyoruz. Benim Muhammed Nur hocama bir sorum olacaktı Seda Hanım. Buyurun efendim. Biz dört kardeşiz. Ben kardeşlerimin üçüne de dargınım yavrum. Ben onlara hakkımı ne bu dünyada ne öbür dünyada helal etmiyorum. Ve onların ne cenazesine gitmek istiyorum, ne de cenazeme gelsinler. Muhammed Nur hocama sorum. Ne soru? Bu aslında yaptığım doğru bir Doğru mu hareket dünya? Onu mu ediyor. soruyorsunuz? Evet. Evet. 62 yaşındayım. Ne bu dünyada ne öbür dünyada hakkımı helal etmiyorum. Evet. Ne benim cenazeme gelsinler ne ben onların cenazesine Tabii gideyim. sorunuz ne? Bu doğru bir hareket mi? Kardeşlerimle sorunum. Hocam benim annemin evi vardı. Annem yakalarsa Hayır, 25 sene anladım ben da var. yani Hayır, ne hayır, soruyorsunuz? Bana ne hayır. soruyorsunuz? Muhammed Nur Doğan hocam diyor ki, yani bana neyi Yani danışıyorsunuz? bu yanlış bir şey. Şunu Annemin söyleyeyim. evine beni kapıya attılar. Ha, o ayrı bir konu. Ya yani o Aa. onların sorunu. Sizin de küsmeye, darılmaya hakkınız var. Bir şey demiyorum ama bunu inat haline getirmeniz, yani siz onlardan büyükseniz bir şekilde araya birilerini koyup bunların pişman olmalarını, gelip seninle buluşmalarını sağlaman daha sağlıklı bir yoldur. Yani ne onlar Hocam cenazeme gelsin de istemiyorum. Ne onların benim giderim. cenazeme gelsinler, Ha. ne de ben gideceğim. Ne bu dünyada ne öbür dünyada hakkımı helal etmiyorum. Bu bir şey soracağım. Bir Gidiyorum, gidiyorum. saniye bir bekleyin. Hocama şunu soracağım. Bir insanın ne bu dünyada ne öbür dünyada hakkımı helal etmiyorum demesi büyük bir vebal değil mi? Yanlış bir şey. Ya bir defa şu var, yani hakkınızı helal etmek, helal ve haram koymak Allah'a ait olan bir husustur. Yani ben hakkımı helal etmiyorum. Diyelim ki benim birisi geldi, benden para aldı, çarptı, çaldı. Ondan sonra da geldi bana dedi ki öyle insanlar yok mu? Ya hakkını helal et. Ben de helal ettim. Bu helal mi olur zannediyorsun? Hayır. Allah'ın indinde helal ve haram etme yetkisi sadece ona aittir. Ancak bir şartla Allah onu affedebilir. O çaldığın parayı, aldığın parayı getirip iade edersin. Ondan sonra da pişman olursun. Tevbe edersin. Allah da bunu affeder. Peki kul hakkından söz etmiyor mu burada İşte hocam? kul Yani hakkı, kul hakkı... işte kul hakkını da ancak Allah helal eder, haram eder. Zaten diyor ki, değil mi? İnandığımız değerler, Allah diyor ki benim hakkımla gel bana. Ben affederim seni. Ama benim kulumun hakkını o ancak Helal eder. eğer yani helal etme değil. O razı olursa ben onun hakkını helal ederim. Yani burada helal etmek, haram etmek değil de razı olmak kelimesini kullansak çok daha uygun olur. Yani ben senden razıysam Allah da senden razı olsun diyebilirsiniz. Ama ben hakkımı helal ediyorum, etmiyorum meselesi yanlış anlaşılıyor. Hani bir amme hukuku var biliyorsunuz. Evet. Yani adam diyelim birisini şey yapıyor, yanlışlık yapıyor. Ondan sonra da mahkeme diyor ki sen affetsen bile amme onu devam ettirir. Devlet olarak ben affedeyim. Şimdi dolayısıyla ammenin hukukunu Allah koruduğuna göre yani affedecek olan odur.
Öyle hani ben affediyorum, yok affetmedim söylemi bence yanlış bir söylem. Peki bir şey söyleyeceğim sevgili hocam, siz dün dediniz ki... Bir de Allah'a havale etmek meselesi var, bu çok yanlış bir şey. Yani o çok büyük bir şey, biraz önce söylediğiniz. Yani ben Allah'a havale ediyorum, ne demek biliyor musunuz bu? Allah'a havale ediyorum, sana en büyük belayı ve musibetleri Allah sana versin demektir ki bu işte büyük bir bedduadır. Bundan kaçınmak lazımdır. Yani aşırı söylemlerden kaçınmak lazım. Daima adalet yolunu tutmak lazım. Daima sulh yolunu tutmak lazım. Allah Kur'an'da diyor ki sulh yani aralarını bulmak, insanların aralarını bulmak hayırdır diyor. Es-sulhu hayır. Şimdi peki. O hanımefendi de bence bütün buna rağmen büyüklük göstererek eğer onlarda da böyle bir pişmanlık şeyi varsa affetsin kendi kendine. Razı olsun, kardeşleriyle buluşsun. Bu gerçekten de Allah'ın rızasına da en uygun bir şeydir. Ülke Hanım. Hayırlısı Seda Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam sorunuzu bekliyor. Evet, hocama şöyle bir sorum var Seda Hanım. Ben hiç evlenmedim. 1953 doğumluyum. Okumuşluğum da yok. 30 yıl önce bir kardeşim vefat etti. 4 tane çocuğu kaldı. 18 yıl bunlara baktım. Birini öğretmen ettim, birini polis ettim, birini gelin ettim. Bu arada da benim annem sağydı. Annemi ihmal ettim. Onlara bakacağım derken anneme bakamadım. Annem bana derdi ki kızım sen yuvanı kur. Onlar sana bir su vermez, sana bakmaz derlerdi. Gerçekten öyle oldu. Şimdi beni dışarı kovdular. Hocam demin de değindi şeye ama helal etmemeye. Ben onlara hakkımı helal etmiyorum. Anne cazıma da ondan günah olur mu? Kendimi toparlayamıyorum kelimeleri. Anneniz vefat etti mi, yaşıyor mu? Evet, annem vefat etti hocam. He. Yani şöyle bir şey, siz o insanlara, iyilik yaptığınız o insanlara hakkınızı helal etseniz bile aslında onlar Allah'ın indinde hakları helal edilmez. Bu insana karşı yürütülmüş büyük bir zulümdür, büyük bir kötülüktür. Gerçekten de Allah böyle şeylerin hesabını elbette soracaktır. Çünkü Allah Kur'an'da diyor ki siz bir İncir tanesi kadar bir iyilik yapsanız onu göreceksiniz. Bir incir tanesi kadar kötülük yapsanız o karşınıza gelecek. Allah'ın huzurunda hesap vereceğimiz zaman. İnsanlar ona dikkat etsinler. Annenize gelince yani vebal o iyi kötü niyetle yapmadığınız bir şeyden dolayı buradan bir vebalin olacağını düşünmüyorum ben. Dolayısıyla cevap bu. Hocam benim de hemen hocam benim uzun olacak. Benim de kaderim böyleymiş hocam. Bunda da bir kardeşimi vurdular. 5 çocuk da onun kaldı. Şimdi onun çocuklarıyla ilgileniyorum hocam. Bir de kız kardeşim var. Kardeşlerimin çocuklarını okuttum. Bacımın çocuklarını okuttum. Demin ki... Belki de senin dünyadaki görevin bu. O bacıma ben de hakkımı helal etmiyorum. Ben hepsinin büyüğüyüm. Deme öyle, deme, hepsine deme. Yardımcı oldum hocam. Bana da bu şekilde davrandılar. Evet. Seda Sayan'a da rica ediyorum. Beni canlı yayına alsın. Ben bu ikinde üzüntülerle ölmek istemiyorum. Orada paylaşmak istiyorum. Gel. Gel hayatım. Estağfurullah. Ne demek? Burası hepinize açık. Herkes burada. Gel. İstediğin zaman gel. Tamam mı? Arkadaşlarımız seninle irtibata geçecekler. Leyla Hanım telefonda. Leyla Hanım. Adamlar merhaba. Merhabalar, merhaba. Hoş geldin yayınımıza. Hocam sorunu bekliyor. Ben arkadaşım için aramıştım. Benim arkadaşım oruç tutuyor. Fakat duaları bilmediği için namaz kılmıyor. Ama duaları öğrenmeye çalışıyor. Onun orucu kabul oluyor mu? Onu sormak istiyordum. Elbette oruçla namazın kabul edilme bakımından bir alakası yok. Ayrıca da namaz duaları bilmediği için namaz kılmıyor diyorsunuz. Ben ona söyleyeyim. Sadece Allahu Ekber diyerek de bir insan namazını kılabilir. Namazını ihmal etmesin. Fazla da uzun tutmasın. Allah'ın huzuruna abdestini alsın. Ya Rabbi desin. Allah desin. Eğilsin. Secde etsin. Kalksın. Öğrenene kadar. Öğrendikten sonra da
Anlatabildim mi? Yani ha bir de namazını kılamıyor diye oruç kabul edilmez, böyle bir şey yanlış. Namaz ayrı bir şey, oruç ayrı bir şey. Elbette ki bütün bunların sonuçta Allah'a ibadet açısından ortak bir ruhi değeri var. Yani biz niye namaz kılıyoruz, niye oruç tutuyoruz, niye zekat veriyoruz, niye sadaka veriyoruz, niye infak ediyoruz? Allah'a kulluğumuzun karşılığını ödemek amacıyla. Yeryüzünde sadece Allah'a kul olacağız. Başka insanların, başka güçlerin önünde eğilmeyeceğiz diye biz namaz kılacağız. Namazı niçin kılıyoruz? Eğiliyoruz. Ya Rabbi, yalnız senin huzurunda biz eğiliriz. Yalnız sana ibadet ederiz. Senden başkasından bir yardım talep etmeyiz. Yani bu tevhidi bir ruh. Biz onun için Allah'ın huzuruna, yoksa bizim secdemizden, rükûmuza Allah Teala'nın asla ve asla ihtiyacı yok. O ihtiyaç bize ait olan bir şey. Yani namazı eski alimler derler ki insanlara dayatmayın. İnsanlara hediye gibi sunun. Gerçekten de namaz, oruç, hac, bütün bunlar Allah'ın insana hediyesi olarak kabul edilmelidir. Bizi kendine muhatap seçmiş, kendine kul yapmış, bizi akıl nimetiyle, ruh nimetiyle ödüllendirmiş. Dolayısıyla biz de onun karşılığında onu zikretmek, onun önünde eğilmek, başkalarının önünde eğilmemek, sadece Allah'a kul olduğumuzu göstermek amacıyla bu ibadetleri yapmak durumundayız. Ayşe Hanım. İyi günler Seda Hanım. İyi günler, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Muhammed Nur Doğan hocam sorunuzu bekliyor. Hocam ben 1,5 yıl önce eşimi trafik kazasında kaybettim. Ama şöyle... Eşin, eşinizi. Eşimi 1,5 yıl önce trafik kazasında kaybettim. Allah rahmet eylesin. Buyurun. Amin. Ama 7-8 yıl evli kaldım. Alkolden dolayı çok çektim. Her çektiğimde hani geri cevap veremediğim için Rabbim, Allah'ım diyordum, hani ben bundan kurtulduğum günü görürsem kurban keseceğim diyordum. Ama ölecek diye düşünmedim hiçbir zaman. Anladınız mı hocam? Anladım. Diyor ki o kadar çok çektim ki diyor, 8 yıl evliliğim İşkence boyunca. İşkence mi? Diyor ki ya belli ki hem söz hem şiddet. Evet, şiddet gördüm. Fiziksel gördünüz. Şiddet. Diyor ki ölse de kurban kessem öleceğini düşünmedim bunu. Ha şimdi dilerken diyor. Bakın tövbe. Şimdi kurban veya adak konusuna gelelim. İnsanlar adak, diyelim ki araba, ya Rabbi bana bir araba verirsen sana bir kurban keseceğim. Ya da bana bir erkek çocuk verirsen bir kurban keseceğim. Bu kurban vaadi veya adak olayın oluşması, vücuda gelmesiyle ilgili herhangi bir etkisi yoktur. Yani siz kurban kestiğiniz için Allah size bu otomobili verdi veya bu çocuğu verdi diye düşünürseniz bu yanlış olur. Aslında olay şu. Yani eğer Allah'ım sen bana bir erkek çocuk lütfedersen ben bunu vesile ederek sana yaklaşmak adına bir kurban keseceğim. Bu sadece Allah'a yaklaşmanın vesilesi olarak düşünülmelidir. Ama yani, başka bir şey soruyor. Ha şimdi bunun menfi ben, anlamda ben bu zulmü, acaba ben bu adağım eşimin görürken ölümüne sebep mi oldu diye düşünüyorum. Hayır, öyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. İşte o yüzden dedim ki ne müspet ne menfi, ne olumlu ne olumsuz bir adağın bir şeyin oluşumunda zaruri bir etkisi yoktur. Allah'ın iradesinde. Beddua diyor hocam, ben beddua ettim ona diyor. Allah'ım ben ondan kurtulayım, sana kurban keseceğim diye bedduasından yana sıkıntı. Ha, yani bu beddua ettiği için galiba şu yani an. Ama ona artık değil, şey söylemeyiz. Bu adak diyor. Diyor ki eğer ölürse tövbe. Ben efendim kurban keseceğim dedim diyor. Bunu beddua olarak Allah Teala kabul etmiş olabilir mi, olamaz? O ben bilemem tabii. Allah'ın iradesiyle ben ortak olamam. Efendim? Bir insanın ölümünü dilemek. Yani biraz farklı. Yani eğer ne yapmalı şimdi bu hanımefendi mesela? Ne yaparsa şey yapacak hiçbir bazı şey şeylerden arınır. Yani siz dediniz ki tövbe etsin eğer pişmansa bundan.
Ama şunu bilsin ki yani onun kurban kesme vaadi yahut da bir adak adaması. Kesti mi acaba eşinin, kurbanı? Telefonda mı? Ben merak ediyorum. Eşinin ölümüne sebep olmaz. Hayır efendim, ben hani sorayım dedim bunu, bir bilgi alayım dedim. Yani kesmem mi lazım diyorsunuz? Onu mu soruyorsunuz? Evet, evet, evet. Ya yok, bence bu konu kurbanla, adakla ilgili güzel değil. Bir şey değil. Güzel bir şey değil. Güzel bir şey değil. Sen de bunu unut. Yani onun ilgisi yok bir insanın hocam, ölümüyle ilgili bir şey. Adak adamanız bile bence yanlıştır. Onun için onu öyle bir şey yapmayın. Onun yerine mesela o keseceğiniz kurbanın, düşündüğünüz kurbanın karşılığındaki parayı evet, bir fakire, bir fukaraya vermek en güzel şey o. O kurban parasını evet. Birine benim bir de yani eğer pişmansanız yok. Yani insanlar zulüm gördüğü kişiye beddua ederler mi? Ederler. Bu haram mıdır? Değildir. Ama hoş karşılanan bir şey değildir. Daima af tarafını tutmak tavsiye edilir. Ancak yani artık burasına kadar gelmiş bir insanın yapabileceği şey nedir? Buğz etmektir. Budur, buğz etmektir. Dolayısıyla bu konuda yapacağınız bir şey, eğer pişmansanız Allah'tan af dileyin. Ondan sonra da işinize gücünüze bakın. Yani peki fazla Burçin bu meseleyi... Bey telefonda. Burçin Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Seda Hanım, kolay gelsin size. Allah razı olsun. Hocam sorunuzu bekliyor. hocam... ben bir 20 sene önce falan babamdan bir beddua gibi bir şey aldım da ondan sonra fazla işlerim yolunda gitmedi. Acaba bunun bir telafisi olabilir mi? Bir nasıl ben bunu beyefendi, şimdi üstümden kaldırabilirim? Bakın, biraz önceki olay da bu. Yani babanızın ettiği beddua ile sizin işlerinizin iyi gitmemesi... nasıl bir araya getiriyorsunuz? Yani böyle bir sebep sonuç ilişkisini nasıl kuruyorsunuz? Buradan emin misiniz? Yani işlerinizin kötü gitmemesinin sebebi babanızın sizinle ilgili bedduanız olduğu ile ilgili elinize bir belge, bir delil, bir şey yok. O sadece tahmininiz. İnsanlar tahminlerle hareket etmemeliler. Hele böyle konularda siz neden işlerinizin kötü gittiğini bu dünyanın kuralları içerisinde düşünün. Yani yanlış yatırımlar hani mı yaptınız? Hani baba bedduası alma. Ha, baba bedduası. Oraya takılmış. Evet, ondan olabilir. Kaçınalım ama bir de şu var ki yani tamam babam beddua etti de ben böyle oldum. Bu konu, bu iki olayı birbirine mutlak surette bağlamakla ilgili elimizde bir belgemiz yok, bir delilimiz yok. Sadece tahmin ediyoruz. Ama bu ona acaba rahatsızlık diyoruz. Vermiş. Bu da güzel bir şey. O zaman ne yapacak? Elbette. Gidecek. Hangi konuda babasının bedduasını aldıysa gönlünü yani alacak. Yani eğer haksızsanız siz bu konuda, babanızın bedduasını hak etmişseniz bence gidin. Gönlünü alın. O hatanızı bertaraf edin. Gidin babanızın o elini öpün. Onu affetmesini, sizi affetmesini sağlayın. Ondan sonra ondan bir de hayır dua isteyin. Yani eğer böyle bir şey istiyorsanız. Değil mi? Bence de. Bence şöyle bir şey daha var. Baba bedduası almayın dersiniz tabii. Siz hep. Siz ve sizin gibi kıymetli bilim ve ilim adamları ve büyüklerimiz. Almayın. Anne bedduası da baba bedduası da almayın. İşinin kötülüğünü ona yoruyor. O da güzel. Psikolojik olarak o rahatsızlık vermiş. Yani ona. Yormak ayrı bir şey ama kesin emin olamazsınız. Tabii kesin emin değil. Onun için dalışıyor zaten. Evet. Ama siz çok güzel aydınlattınız. Madem bu sana bir rahatsızlık veriyorsa git gönlünü al. Kurtul, işin gücünde düzelir. Döne Hanım telefonla, döne. Alo. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk Seda abla. Canım benim Muhammed hocam karşında. Evet, hocama bir sorum vardı Seda abla. Dinliyoruz canım. Seda abla, ben şimdi 9 ay önce doğum yaptım. Sezeryanlı doğum yaptım. Ben kendi ailem, annem veya ablalarım gelemedi benim doğumuma. Evet. Bunu da kayınvalidem benim başıma durmadan kalkıp duruyor, kendisi geldi diye. Bunun bir günahı var mı abla?
Niye ailen gelmedi? Hı. İşte sana değer vermedi. İşte ben de diyorum ki ben ondan sonra annemlere gittim. Kendi durmadan bunu benim başıma kalkıyor abla. Niye gidiyorsun, niye geliyorsun, sana değer vermediler bilmem ne. Ayıp.